Madem böyle Malatya yöreseline doğru gidiyoruz. Ben bir daha sizi bir Malatya'ya götüreceğim. Bir içli köfte. Hı. Saadet ablamla. Bir de bir kahvaltımız var. Bir Malatya kahvaltısı vardır ki. Malatya'da niye insanlar şalvar giyiyor? Bunu zaten öğrenmiş olacaksınız. Yedikçe göreceksiniz. Evet. Buyurun, Malatya'dayız. Ondan sonra buradayız efendim. Bugün Malatya'dayız ve ben her gittiğim yerde biliyorsunuz ilk kahvaltı çekimleriyle güne başlıyorum. Bugün de muhteşem bir Malatya kahvaltı sofrasındayız. Kavurmamıza başlayalım. Önceden yaptığımız işlem sadece karşısını haşladık. He, haşlayacağız. Evet. Tamam. 10 dakika haşladık. Bu tereyağımızı. Meşhur Kötürge'den gelen yayık tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Biraz eritelim Alişan Bey. İsterseniz siz buyurun. Ben eriteceğim. Biz hep yapıyoruz. Evet. Siz yapın bakalım bize. Onu ben her gittiğim yerde bana yaptırırsın. Ben alışayım abi. Evet, tereyağımız çatlamaya patlamaya başladı. Hepsini atayım mı? Hepsini dökün. Evet. Üzerine de siz cevizinizi dökün. Hepsini dökeyim mi? Hepsini dökün, bol olsun. Bu mudur? Bu kadar, bu kadar. Evet, sıcak olur değil mi? Aha, dikkat edin yanmayasınız. Çok iyi be. Vallahi çok güzel. Kınalı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ait kınalı ekmeğimiz. Bu da bizim tandır ekmeğimiz. Bunu da biz kış aylarında Eylül-Ekim ayı gibi yaparız. Artık kesilmesini beklemeden içerisine kaya tuzu ve limon suyunu ekleyip sütün kesilmesini sağlayıp sonra tülbentlerden süzüp tamamen suyu uzaklaştırdıktan sonra tuz koyup çökelik yapmışlar. Bunu burada çok ekmek yaparlar. Alişan Bey, bunun pidesi çok güzel olur. Sos, domates sosu. Bu da kahvaltılık. Acılı sos. Kömbe. Evet. Önce de annelerimiz hazır yufka olmadığı için evde yufka açıp aralarına 14 kat aralarına soğanla kıyma koyup böyle fırınlar olmadığı için sacın altında ateşin üstünde pişiriyorlardı. Biz burada bütün sebzeleri fırına veririz. Ekmeğimizin arasına peynir, pişmiş sebzelerimiz, bir de karpuzumuz oldu mu tamam. Bu da çemen ama bizim Malatya'nın doğal salçasından yapıyoruz. Biber ve domates içinde. Baharatlarımız var, cevizimiz var ve kayısımız var az bir şey. Hırçık ne demek? Hırçık, yazın kuruttuğumuz bütün sebzelerin, domates, biber, patlıcan, fasulye, onların kurusunun karışımının haşlanıp tereyağında, soğanda, salçada kavrulması. Doğrayın, 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 doğrayın. Oh! Vallahi becerdim. Tereyağımızı soğanla, biraz da Alişan Bey, biraz da tereyağı, zeytinyağı, biraz da zeytinyağı üzerine. İki evet. Kaşık da zeytinyağımızı koyduk. Malatya'nın kendi doğal salçasından güneşin altında kuruttuğumuz salçayı koyuyoruz. Buranın salçası çok güzel. Biber, patlıcan, ondan sonra fasulye, domates. Yeter ne varsa. Ne varsa var içinde. Allah ne verdiyse attık içine. Evet. Biz bunları yazdan yapıyoruz, bir kış boyu da tüketiyoruz. Bu kadar, bir tür. Bu kadar, evet. Bizim yemeklerimiz çok şey değil at aslında. At abla, ekmeğe. Kapat. Şansa biber denk geldi, çok güzel. Ben her yörenin içli köftesini biliyorum. Siirt'in biliyorum. Mardin'in biliyorum. Diyarbakır'ın biliyorum. Evet. Ve bu bölgelerde daha çok içli köfte yapılır. Ama burada yediğim içli köfte başka bir içli köfte. Değişik bir şey. Neden başka? Neden? Şöyle anlatayım. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Polat köyü vardır. Ben Polatlıyım. Bu Polat köyde içli köfte bir özendir, bir tarihtir, bir geçmiştir. Bayramlarda, bu yüzyıllardır bir gelenektir. Bayramlarda hangi kapıyı çalsanız İçli köftesi olmayan ev bulamazsınız. Hı hı. Bir eve içli köfte yapılmamışsa o evde bayram yoktur.
iyi evde içli köfte yapılmazsa o evde bayram yoktur. Soğan, kıyma, başka hiçbir şey katmıyorsunuz. Tuzu, karabiberi, pul biberi. Herhangi bir baharat yok. Ve biraz da seviyorsanız, kuyruk eklerseniz muhteşem bir tat olur. İçli köftenin dış eti iki defa çekilmiş olacak. Buttan ve en sert etten olacak. Bu iç eti, bu evet, dış eti mi? Bu yağlı, bu yağlı kavuracağımız dış et. Şimdi soğanımızı kavuracağız. Tamam, tereyağımızı aldık. Evet. Ocağımızda. Yağımızı tamam. Ocağa koyduk. Ben sana yardım ederim. Soğan doğramadan olur mu? He? Soğan doğramadan olur mu? Soğanı... Ben mi doğrayayım, siz mi doğrarsınız? Sen bir doğra, göreyim bakayım. Ben doğrayayım o zaman. Ben iyi doğrarım. Soğanımızı soğanları kavuracağız. Tamam. Ben soğanımız çok kadar güzel kavrulduktan sonra bu sefer kıymayı kavuracağız. Sonra da ikisini birleştireceğiz. Şu an birazcık böyle kavuracağım. Daha sonra birazcık karabiber, birazcık pul biber ve tuzunu ekleyeceğiz kıymamıza. Hiçbir şey koymuyoruz. Evet, ben gibi birazcık tüpü açayım sizin için. Tüpü açalım biraz. Evet abla, kıyma böyle kıvama geldi ha. Evet, kıymamız şu anda çok güzel bir kıvamda. Hı-hı. Kıymalarımız oldu. Bu kıymaları şimdi sizinle beraber içli köftenin hamurunu önce hazırlayacağız. Kıyma soğurken biz hamurumuzu hazırlamış olacağız. Tamam. Bunun için önce bulgurumuzu alıyoruz. 1 kilogram bulgura yarım kilogram kıyma kullanıyoruz. Tuz alıyoruz. Tamam. Tuz kaya tuzu mu? Evet, öğütülmüş kaya tuzu. Daha sonra biraz karabiber alıyoruz. Karabiber. Biraz pul biber. Siz atın. Evet, teşekkürler. Biraz pul biber. Biraz pul biber. Teşekkürler. Tamam. Şimdi ben bunu karıştıracağım birazcık. Aha. Dediğim gibi önce bulgurla karıştırıyoruz. Çok güzel bir hamurunuz olması gerekiyor. Etiniz güzelse, taze ise, bakın sakız gibi bir hamurunuz olur. Hiç korkmadan oyarsınız içli köfteyi. Ben böyle hem ya, içli köftelik sen şey biliyorsun bu işi. He? Eskiden babaanneler bu köfteyi yoğururken güçlü kuvvetli gelinleri çağırırlarmış, biliyor musun? Herkes yoğuramaz bunu. Bunun olduğunu nereden anlıyoruz? Mesela şimdi su vereceksin bana biraz. Suyunu tamam. Dök. Ne kadar? Suyunu sen bir ver. Biraz ver elime. Biraz tamam. Ver. Bunun olduğunu şimdi sana göstereceğim. Böyle sakız gibi olduğunu anladığımızda oymaya başlayacağız. Bak şimdi galiba yavaş yavaş bak, sakız gibi olmaya başladı hamurumuz. Şunu şöyle hazırlıyorum ben. Köftemi yoğurduktan sonra. Tamam. Bunu böyle sıkacağım. Hazırlayacağım. İçimizi sıktık. Tamam. Hepsini hazırladık buraya. Tamam. Bunlar hazır. Biraz önce dedik ya sakız gibi bir hamur olacak. Hı hı. Fıkırtıları duyuyor musun? Oh. Bak. Beraber sıktığımız içi içine koyuyorum. Ve kapatıyorum. Şuraya değdirerek döndürün köfteyi. Şuraya yaslayarak. Şurası uyuyor zaten. İncitmeden şöyle. Baş parmak da destek veriyor buradan. Oymak için. Evet, evet. Şimdi bir tane köfte yerleştirmeye çalış bir bakalım. Tamam. Küçüklerini alayım, dur şunu alayım. Hiç önemli değil. Tamam. Onu giydireceksin ama. Ters çevireceksin. Tamam. Altını tutuyorsun kıymayı. Kıymayı ucundan tutacaksın. Yok. Şöyle. Onu tutup öbürünü giydireceksin. Bunu ince ince köftemize giydiriyoruz. Her tarafa eşit oluyor o zaman. Sıra geldi artık haşlamaya. Haşlamak için önce suyumuzu bir ateşe koyalım. Koyalım. Suyumuz kaynasın. Hemen hadi koyalım. Sen onu dök, ben sana söyleyeyim ne kadar olacağını. Tamam. Yeterli. Çok güzel. Neden? Suyumuz tuzlusu olacak yarılmaması için. Tamam. Köftenin yarım. Bir tutam tuz atıyoruz. Değil sen misin? Yaptın, sen haşlayacaksın. Atayım ben. Tadına da sen bakacaksın. Hepsini atayım mı? 3 tane bir haşlayalım bakalım. Bak cüzür diyor. Şimdi içli köftelerimiz haşlandı. Kıymanın içinin de piştiğini anlamak için suya bakacaksınız. Suyun yüzüne köfte kalktıysa sofraya hazırdır bu köfte. Suyun yüzüne şimdi kalkmış. Şimdi çekiyorum, evet. Her şey gün yüzüne çıkmış. Şöyle gösteriyorum. Evet. Şimdi birlikte elimizle ilmek yemek öldüğümüz içli köftemizi ben tatmak istiyorum müsaadenle. Afiyet olsun paşam.